Türk Silahlı Kuvvetleri affedildi. Cimri'deki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Büyük milletimiz, iyi akşamlar. Güzel yurdumuzda saatler 18.30'u gösteriyor. Ulusal kanal ekranlarında ve İstanbul'da 100.8 frekansıyla Ulusal Radyo'da bizi izleyen ve dinleyen izleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz Ulusal Haber Merkezi adına. Değerli izleyenlerimiz, bugün yine gündem yoğun. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Tabii milletvekilliği seçimleri de yapılacak. 24 Haziran seçimleri. Ve elbette Türkiye'nin Kandil'e operasyon yapacağına dair sinyaller iyice netleşti. Bir tarafta Manbij konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler ve bu görüşmeler sonucunda ortaya çıktığı söylenen bir yol haritasından bahsediliyor ama işin esasında Türkiye kararlı bir biçimde teröre karşı mücadele edeceğini de gösteriyor. Bunun belirtileri çok açık. Bununla ilgili haberleri ve bilgileri sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyenlerimiz, akşam saatlerinde nispi güzel bir haber oldu. Nuri Kurtçebe, karikatürist Nuri Kurtçebe tutuklanmıştı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla. Denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı kendisi. Bu da altyazı olarak zaten son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza yansıdı. Avukatıyla bir bağlantı yapmaya çalışacak arkadaşlarımız ana haber bülteni içinde. Kendisine ulaşabilirsek son durumu kendisinden almış olacağız. Tabii çeşitli açıklamalar var. Söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimleri, siyasi partilerin ziyaretleri, Doğu Perinçek'in bugünkü Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in bugünkü ziyaret merkezi Türk İş'ti. Türk İş'te Doğu Perinçek'e net bir destek vardı. Bunu ekranlarınıza taşıyacağız. Yani yoğun gündem var. Başlıyoruz. Şimdi efendim, terör örgütü Kobani'de boğulacak. Evet, bu tabloya baktığımızda, son tabloya baktığımızda tırnak içinde kullanıyorum Kobani ifadesini. Kobani'de yani Ayn-el Arab'da boğulacak. Bu görünüyor. Nasıl görünüyor? Türk ve Amerikan Dışişleri Bakanları Washington'da Manbij için buluştu. Türkiye Manbij konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı diyebiliriz. Yani Manbij'deki PKK varlığının çıkarılması için net bir tavır koymuş gibi görünüyor. Bir yol haritası onaylandığı söyleniyor zaten. Bu biliniyor ve bu yol haritasında ilk aşama orada bulunan, Manbij'de bulunan PKK'ların oradan temizlenmesi. Ve ilk etapta Manbij meselesi varmış gibi görünüyor. Ama asıl hedefin Fırat'ın doğusu olduğu ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Çünkü Türkiye bir taraftan da Kandil operasyon için düğmeye basmış durumda. Çavuşoğlu masadaki planın sahada uygulanması gerektiğini söylüyor. Yani Amerika ile yapılan görüşmeler sırasında masadaki planın sahada uygulanması gerektiğinin altını çiziyor Çavuşoğlu ama bu hamleyle bile PKK'ya büyük darbe indirilecek. İzliyoruz haberimizin ayrıntılarını. Bize yönelik tehdit esas itibariyle Fırat'ın doğusundan geliyor. Terör örgütünü Kobani'ye sıkıştırmak üzerine kurulu askeri adımların ilk aşaması geçildi. Yol haritasını onayladık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'da buluştu. Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, iki bakan Manbij'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içeren bir yol haritasını onaylamıştır denildi. Manbij modelini diğer alanlara da taşıyacağız. Manbij konusunda henüz net anlaşma çıkmadı. Yol haritası onaylandı ancak imza atılmadı. Bu bir anlaşma değil. Onayladığımız bir yol haritası. Çavuşoğlu da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada somut adımlara işaret etmiş. Amerika ile yaşanan güven bunalımına dikkat çekmişti. Güvene dayalı adım atmamız gerekiyor ki şu anda bir güven bunalımı var. Bunun da sorumlusu Türkiye olarak biz değiliz. Onaylanan yol haritasına sahada uyulması durumunda Manbij'den Kandil'e terör koridoruna büyük darbe inecek. İlk etap Manbij ancak esas hedef Fırat'ın doğusu. İlk etapta YPG PKK'lılar Manbij'den ayrılacak. Ayrılırken de silahları alınacak. Fırat'ın doğusuna gidecek. Bizim orada onların kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Zaten bize yönelik tehdit esas itibariyle Fırat'ın doğusundan geliyor. Bakan Çavuşoğlu Manbij'in ardından demografik yapıya dikkat edilerek planın Kobani, Tel Abyad ve Kamışlı'da da uygulanacağına işaret etti. Dolayısıyla Manbij'den sonra yol haritası burada da uygulanacak.
Türkiye ve Amerika arasındaki güven bunalımı ise Irak'a kadar uzanan sınır hattındaki uygulamalarda daha da netleşecek. Diğer şehirlere doğru yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman belli olur ABD'nin tavrı diğer yerlerde de YPG'yi çekecek mi? Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamalarda net konuştu. Kandil'deki operasyonları hatırlattı. Sınırlarımızın ötesinin de temizlenmesi konusunda biz kararlıyız dedi. Biliyorsunuz sınırın ötesinde de operasyonlar da yapıyoruz. Dolayısıyla PKK'nın sınırımızın ötesinde de temizlenmesi konusunda biz kararlıyız. Çavuşoğlu tüm hamlelerde bölge ülkeleri ve Rusya ile iletişim halinde olunduğunu da belirtti. Biz zaten Ruslarla da burada ne olup ne bittiğini, ne yaptığımızı da açıklıyoruz. Öte yandan Türkiye ile ABD arasında yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından terör örgütüne yakın kaynaklardan da bir açıklama geldi. Reuters haber ajansının haberine göre YPG askeri danışmanlarını Membiç'ten çektiğini duyurdu. Evet değerli izleyiciler, tablo böyle. Şimdi bu tablonun ayrıntılarına bakacağız. Özellikle Kandil meselesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye bu konuda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Zaten bölge ülkeleriyle ilişkilerin de altının çizildiğini gördük. Önemli bu. Bunun da gelişmeleri nasıl etkileyeceğine bakacağız ama bugün önemli bir başka gelişme oldu. Bir ziyaret. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek bu kez Türk İş'i ziyaret etti. Yani çarşıları gezmişti biliyorsunuz. Şimdi Türk İş'i ziyaret etti. Malum Türk İş en büyük işçi konfederasyonu. Ve bu en büyük işçi konfederasyonu ziyaretinde Doğu Perinçek'e Türk İş'in temsilcisi Adnan Uyar, Türk İş bölge temsilcisi Adnan Uyar, Vatan Partisi'nin iktidara gelmesi bizim iktidara gelmemiz demektir dedi. Adnan Uyar'ın sözleri bu şekildeydi. İşte o görüşmeyi bir izleyelim. Sonra tekrar bölgedeki gelişmelere döneceğiz ama bu haberin önemine binaen bir araya soktuk değerli izleyiciler. Hep birlikte izliyoruz. Zaten Vatan Partisi de eğer iktidara gelirse biz de gelmiş olacağız zaten. Evet. Ortak Vatan ya. Partisi olarak hep beraber ortak olacağız. Önce ülke bütünlüğü dediler. 24 Haziran seçiminde destekledikleri adayı açıkladılar. Son dönemde ısrarla, inatla ülkeden yana koyduğunuz tavır bizim için kalbimizde apayrı bir yer oluşturmuştur. Size artık çok farklı, çok samimi, çok candan bakıyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, işçi ve emekçinin sendikası Türk İş'i ziyaret etti. Yani milyonlarca işçiyi, hatta Türkiye'nin bütün emekçi sınıflarını Türk İş'e üye olmasa bile temsil eden kurumumuzdur. Ve vatanı savunan bir kurumumuz, emeği savunan bir kurumumuz. Onun için Türk İş'in İstanbul temsilciliğinde bulunmak bize ayrı bir onur veriyor. Vatan Partisi'nin ziyaretinden mutlu olduklarını belirten Türk İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Perinçek'e destek açıklaması yaptı. Yaptığımız her mücadelede sürekli yanımızdaydınız. Türkiye halkı Vatan Partisi'nin asıl ilkesinin ne olduğunu bu dönem çok net gördü. Yani bu çok iyi bir fotoğraftı, çok kaliteli bir fotoğraftı. O duygular böyle öne çıkınca çok hoş oldu. Yani onun için çok fazla konuşuyorum bu konuda ama hissiyatımı söylüyorum. Gerçi biz büyüklerimizle de arkadaşlarımızla da aynı şeyleri paylaşıyoruz yani. Destek gerekçelerini de açıkladı Türk İş temsilcisi. Vatan Partisi'nin kolayı seçmediğini ve ne olursa olsun ülke bütünlüğünden vazgeçmediğini söyledi. Sadece işçi ve emek adına kavga değil, ülkenin birlik ve bütünlüğü adına duruş sergilemeniz bizi bir kat daha mutlu etmiştir. Çünkü Türk İş ailesi olarak her zaman her yerde şunu vurgulamışızdır. Biz önce ülkenin bölünmez bütünlüğü üzerinden hareketle işçi hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak, onu geliştirmek adına mücadele eden bir kurumuz diye bunu yüksek sesle söylerken, alanlarda bu mücadele yaparken sizlerin bize verdiğiniz desteklere her zaman teşekkürle karşılaşmışızdır ama kafamızda acaba soruları oluyordu. Ama son dönemde ısrarla, inatla ülkeden yana koyduğunuz tavır bizim için kalbimizde apayrı bir yer oluşturmuştur. Uyar, Vatan Partisi iktidar olursa biz de olacağız dedi. Zaten Vatan Partisi de eğer iktidara gelirse biz de gelmiş olacağız zaten. Evet. Ortak Vatan ya. Vatan Partisi olarak hep beraber ortak olacağız. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de konuştu. Önce Türk İş nezdinde tüm işçi sınıfını selamladı. Vatan Partisi'nin milli hükümet programını anlattı. İşçisiyle, çiftçisiyle, esnafı, zanaatkarı, tüccarı ve sanayicisiyle bütün üreticilerin
birlikte yönetimi, bir milli hükümetle Türkiye'nin bu zorluklardan çıkmasını Vatan Partisi bir programla öngörmüş bulunuyor. Onun için önümüzdeki dönem bu zorlukları yenmede işçi sınıfımıza, Türk İş'e, Vatan Partisi'ne çok büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Ziyaretin amacını da açıkladı Perinçek. Önümüzde zor günler var. Birlikte aşacağız dedi. Bir bakıma ben buraya Türk İş'imize ve işçi sınıfımıza önümüzdeki dönem Türkiye'yi birlikte yöneteceğiz mesajını vermek için geldim. Yani beraber Türkiye'yi bu zorluklardan çıkartacağız. Şimdi değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz dikkatinizi çekmiştir. Birbiriyle alakası olmayan iki konu gibi görünen iki haberi birinci ve ikinci sırada aktardık sizlere. Aslında çok alakası var. Haber merkezimiz böyle bir haber sıralaması uygun gördü. Vatan ve emek mücadelesinin yansıtması açısından böyle bir haber sıralaması yaptık. Birinci haberimizde Türkiye'nin PKK'yı Membiç'te boğma fikrini ekranlarınıza taşıdık. Türkiye'nin PKK ile bölünmez bütünlüğünün savunulması, PKK ile mücadelesinde bölünmez bütünlüğünün savunulması fikrinin altını çizmek istedik. İkinci haberimizde de işte emek mücadelesinin vatan mücadelesiyle birleştiğinde nasıl bir tablo ortaya çıkacağını göstermeye çalıştık. Zaten Doğu Perinçek'in Türk İş ziyaretinde yapılan vurgular da çok çarpıcı. Türk İş temsilcisinin vermiş olduğu beyanatta önemli vurgular var. Bizim için öncelik vatanın bütünlüğüdür dedi. Doğu Perinçek'in duruşunu bu yönde çok takdir ettiklerini söyledi. Önemliydi bunlar. Gerçekten Türkiye'de emekçilerin, işçi sınıfının nerede durduğunu ve nerede durması gerektiğini göstermesi aslında son derece önemliydi. Zaten en büyük işçi konfederasyonundan bahsediyoruz Türk İş derken. Tekrar bölgemize bir dönelim. Yani esas olan vatan, yani söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyoruz madem. Vatan savunması ile ilgili haberlerimize tekrar dönelim. Türkiye'ye tehdit nereden geliyor? Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyinden. Şimdi Türkiye hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde terörün tamamen temizlenmesi ve boğulması için yoğun bir faaliyet halinde. Bunun da sinyallerini veriyor. Bekir Bozdağ, hükümet sözcüsü, açıklamalar yaptı ve her an her şey olabilir dedi. Ne konusunda? Kandili operasyon konusunda. Her an her şey olabilir. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir. Her an her şey olabilir. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk ordusunun Irak'ın kuzeyinde başarıyla yürüttüğü operasyonlar hakkında konuştu. Kandil'e operasyon sinyali verdi. Irak'ın kuzeyinde şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele nedeniyle bulunmaktadır. 11 ayrı yerde Türkiye'nin bildiğiniz gibi askeri birlikleri var. Kandil'den ve Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye PKK'lı teröristlerin geçişini önlemek ve Türkiye'ne yönelik terör tehditlerini Türkiye'nin sınırları dışında etkisiz hale getirmek için orada. Bozdağ, nerede terörist varsa Türkiye için hedeftir dedi. Nerede terörist varsa, nerede Türkiye'ye dönük tehdit varsa orası Türkiye için hedeftir. Hem teröristler hedeftir hem de oradaki terör kaynaklarının tamamı Türkiye için hedeftir. Türkiye hem Türkiye'nin içinde hem de Türkiye'nin dışında Türkiye'ye dönük bütün terör tehditlerini kaynağında imha etme kararlılığındadır. Türk ordusunun teröristlerin inlerine girmeye devam ettiğini söyleyen hükümet sözcüsü, Türkiye Kandil'e de girebilir diye konuştu. Tabii Kandil'in terör örgütünün bir merkezi olduğunu bilmeyen yok. Oradan Türkiye'ye terör ihraç edildiğini de hepimiz biliyoruz ve Türkiye'deki terörün oradan yönetildiğini de biliyoruz. Kandil'e daha önce defalarca operasyon Türkiye yaptı. Bundan sonra da Kandil dahil Türkiye'ye dönük her türlü teröristin ve terör tehdidinin olduğu yere Türkiye'nin operasyon yapma hakkı mahfuzdur. Peki Türkiye bu operasyonları yaparken kendi başına mı karar veriyor? Yani Türkiye bu operasyonları tek başına böyle hiçbir ülkeyi katmadan ya da hiçbir ülkeye bilgi vermeden mi yapıyor? Pek öyle görünmüyor. Gerek Fırat Kalkanı operasyonu, gerekse Afrin operasyonu sırasında Türkiye'nin bir şekilde bölge ülkelerini bilgilendirdiği, hatta bir şekilde koordinasyon halinde olduğunu gösteren veriler vardı. Zaten biliyorsunuz
Çavuşoğlu ilk haberimizde de aktardığımız gibi basın toplantısında da söyledi. Rusya ve diğer ülkeleri bilgilendiriyoruz çalışmalar konusunda dedi. Bölgeyi yakından izleyen deneyimli gazetecilerden biri de Fikret Akfırat. Fikret Akfırat Kandil Harekatı ile ilgili değerlendirmeler yaptı ve harekatla ilgili olarak İran'la Irak'la işbirliği içinde yapıldığı vurgusunda bulundu. Bu Münbiç Amerika açısından bir pazarlık kozuydu. Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat, Amerika ile yapılan Münbiç Anlaşması'nı Ulusal Kanal canlı yayınında değerlendirdi. Üç aşamalı bir plandan söz ediliyor. İlk ki 10 gün içinde gerçekleşecek bir hazırlık safhası, ondan sonra bir ay içinde PKK-YPG'nin Münbiç'i terk etmesi, daha sonra askeri kontrol, Amerika ile Türkiye'nin ortak askeri kontrolü, üçüncü olarak da orada Münbiç'i yönetecek bir meclisin oluşturulması, böyle tarif ediliyor. Fikret Akfırat, Amerika'nın YPG'den vazgeçmesinin yollarını anlattı, Suriye ile işbirliğinin öneminin altını çizdi. Amerika o bölgede PKK devletçiliğini kurma planından vazgeçmiş değil. Bir kere bunun altını çizelim. Dolayısıyla YPG'den, PKK'dan vazgeçmesi de bu koşullarda mümkün değil. Vazgeçebilir mi? Evet vazgeçebilir ama şöyle vazgeçer. Türkiye Suriye ile anlaşır. Amerika'nın oradaki varlık zeminini ortadan kaldıracak bir işbirliğine gider. Buna Rusya ve İran da destek verir. Hatta Çin de destek verir. Hatta Avrupa'daki bazı ülkelerde destek verirler. Ancak o koşullarda Amerika PKK'dan vazgeçirilebilir. Yani silahla vazgeçirilebilir. Türkiye'nin şu anda yapması gereken öncelikli adım da bu. Münbiç'te Amerika ile anlaşmayı imzalayan AKP iktidarı, bölücü terör örgütünün karargahı konumundaki Kandil'e yönelik de adımlar atıyor. Kandil'e yönelik ciddi bir alanı boşaltmış, bir koridoru boşaltmış görünüyor Türk Silahlı Kuvvetleri. İran kuzeyinde bu ciddi bir ilerleme, çok önemli bir gelişme. Çünkü Kandil vasıtasıyla dağların üzerinden sürekli bir PKK'nın Güneydoğu'ya geçişi söz konusuydu. O hatta ciddi bir ilerleme sağlamış durumda. Bence Kandil merkezine yapılacak operasyondan belki de daha önemlisi bu hattın temizlenmesi olacak. Fakat yine de Kandil'e yönelik operasyon Türkiye açısından çok tayin edici olacaktır. Türkiye'nin Kandil'e operasyonu Amerika'dan çok İran'la anlaşmayla yapılabilecek ve Irak merkezi hükümetiyle yapılabilecek bir anlaşmadır. Şimdi Fikret Akfırat'ın değerlendirmelerinden sonra değerli izleyiciler ve dinleyicilerimiz, yüksek müsaadenizle bir vurguyu ben de yapmak isterim. Bir takip sonucu ortaya çıkmış, fikri takip sonucu ortaya çıkmış bir vurgu yapmak durumundayım. Çünkü geçtiğimiz hafta başında Türkiye'ye çok önemli bir ziyaretçi geldi aslında. Bu ziyaretçi Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisi, Suriye özel temsilcisi Lavrentiyev'ti. Lavrentiyev ziyareti sırasında, Türkiye'deki ziyareti sırasında ne konuşuldu pek fazla yazılmadı, çizilmedi. Fakat Lavrentiyev Tayyip Erdoğan'la buluştu Beştepe'de. Tayyip Erdoğan'la Putin'in özel temsilcisi özel bir görüşme yaptılar. Ama onun öncesinde, bir hafta önce de yine Türkiye'ye gelmişti. Beşar Esad'la görüştükten sonra Türkiye'ye gelerek Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı ve diplomatlarla görüşmüştü. O görüşmeler yeterli olmadı ya da tam anlamıyla sonuçlar ortaya çıkmadı olsa gerek ki doğrudan Cumhurbaşkanı'yla da görüştü Lavrentiyev bir hafta sonra, geçtiğimiz hafta başında. Lavrentiyev Erdoğan görüşmesiyle ilgili ayrıntılar pek yansımadı ama biz takip ettik. Acaba ne oldu, o görüşmede neler konuşuldu? Tabii basını takip ederek bazı veriler elde etmeye çalıştık. Hemen ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir Rus televizyonuna ya da Rus basınına vermiş olduğu demeçte bölgedeki tek sorunun, artık ülkesindeki tek sorunun YPG olduğunu söylemesi, yani PKK olduğunu söylemesi dikkat çekmişti. Yani Lavrentiyev Türkiye'ye geldikten hemen sonra Esad Ruslara bir demeç veriyor ve o demecinde PKK'nın da müzakerelerle, siyasi müzakerelerle bir şekilde ekarte edilmesi gerektiğini, olmadığı güç kullanılarak bitirileceğini söyledi. Beşar Esad bu cümleleri kullanmıştı. Ve aslında şu anda PKK bir şekilde Beşar Esad'la
böyle dışarıdan da zımmi gibi görünse de dışarıdan da sanki bir şekilde bitirilme noktasına getiriliyor. Zaten Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne Membiç'i boşaltın baskısı, bu yönde yapmış olduğu baskı ve ısrar, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonların sinyali, Kandili operasyonunun artık çok yakın olduğunun görünmesi, bütün bu tabloyu birlikte tuttuğumuzda gerçekten de haberimizin, ilk haberimizin başında söylediğimiz gibi Kobani'de, PKK Kobani'de boğulacak cümlesinin altını dolduruyor. Tabii bütün bunlar fikri takip sonucu yapılan yorumlar olarak da değerlendirilebilir. Ama gelişmeler o yönde yürüyor değerli izleyicilerimiz. Peş peşe koyduğumuzda olguları bazı sonuçlara varabiliyoruz. Ki Türkiye sadece sözde ve diplomatik masada değil, eylemde de PKK'ya karşı sınır ötesi operasyonlarını sürdürüyor. Hemen bir örnek verelim. ZAP. Değerli izleyiciler, ZAP'a hava harekatı düzenlendi ve 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Günün bilançolarından biriydi bu sadece. Orada devam planlarla çıkıyor. Kandil operasyonu için mesajlar veriliyor. Komandolar, özel birlikler adım adım ilerliyor. PKK'nın kampları kuşatma altında. Savaş uçaklarının hedefinde bu kez Irak'ın kuzeyindeki ZAP kampı vardı. Terör hedefleri tam isabetle vuruldu. 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Şimdi Türk İş'in vatan duruşunu ekranlarınıza taşımıştık. Yani vatanla ilgili duruşunu, vatan savunması ile vatanın güvenliği ile ilgili duruşunu ekranlarınıza taşımıştık. İşte Türk İş'ten bir eleştiri geldi. Kime? Muharrem İnce'ye. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bir eleştiri geldi. İkinci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik apoletini sökeceğim sözlerine tepki gösterdi Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay. Asker hakkında konuşanlar diline dikkat etmelidir dedi Ergün Atalay. Aynı zamanda işçilerin sorunlarıyla ilgili de vurguları vardı. Özellikle taşeron işçiliğiyle ilgili. İzliyoruz. Türk İş'ten CHP'ye apolet tepkisi geldi. Siyasi partiler, adaylar ağızlarından çıkanları kulakları duysun, dikkatli konuşsunlar. Türk İş yönetimi ve bağlı sendika başkanları Ankara'da iftarda gazetecilerle bir araya geldi. Ben hayatım boyunca ülkemi hiç dışarı şikayet etmedim. Genel Başkan Ergün Atalay iftar yemeğinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Ortalama günde 6 tane arkadaşımız iş kazasından, iş cinayetinden can veriyor. İşte ortalama 2 tane, 3 tane güvenlik görevlisi de işte biz senin ifade ettiğim gibi burada rahat oturalım diye can veriyor. Konuşmasında önceki gün şehit düşen 3 askeri de unutmayan Atalay, Kor General İsmail Metin Temel'e apoletini sökeceğim diyen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Özellikle güvenlik görevlilerle ilgili, askerle ilgili, polisle ilgili herkes ağzından çıkanı kulağa duysun, dikkatli davranmak lazım. Çünkü üzmemek lazım komutanları. Onlar bu ülkenin komutanları, onlar bizim hepimizin komutanları. O dili daha yumuşak, daha değişik kullanmak lazım. Atalay'ın gündeminde hükümetin taşerona kadro düzenlemesi de vardı. Kitler başta olmak üzere kadroya girmeyen arkadaşlarımız var. Herkese kadro sözüne rağmen 85 bin işçinin kadro dışı kaldığını hatırlatan Atalay, devlet verdiği sözleri tutmalıdır ifadelerini kullandı. Yani bir an evvel kitlerle ilgili, geçmeyenlerle ilgili verdikleri sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Kamuoyu bekliyor, biz bekliyoruz, girmeyen arkadaşlarımız bekliyor. Devlet verdiği sözü tutar, o sözü tutacağını umut ediyoruz. Atalay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af açıklamasına da değindi. Devlet kendine yapılanı affetsin, şahsa yapılanı kararlı şahıs versin. Peki kimdir bu Metin Temel Paşa? Efendim bu ifade bana ait değil. Kimdir bu Metin Temel Paşa ifadesi? Emekli Kurmay Albay Bülent Durmaz'a ait. Emekli Kurmay Albay Bülent Durmaz Metin Temel Paşa ile birlikte çalışmış subaylarımızdan biri. Ve aslında bu apoletlerini sökeceğim açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada bir yazısı yayınlandı. Apoletleri neden sökülemez başlığı da kullandı. Bakın nasıl anlatıyor Metin Temel Paşa'yı değerli komutanımız. Millet isterse Cumhurbaşkanı olduğumda
o generalin apoletlerini sökeceğim. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kor General İsmail Metin Temel için söylediği bu sözler kamuoyunda büyük tepki topladı. Emekli Kurmay Albay Bülent Durmaz, kimdir bu Metin Temel Paşa? Metin Temel Paşa'nın apoletleri neden sökülemez başlıklı yazısıyla komutana destek oldu. Metin Paşa teğmenliğinden beri görev yaptığı her birlikte erden rütbeli personeline kadar bütün astlarına karşı iç hizmet kanunundan ziyade vicdanına göre hareket etmiş, personelinin gönlünde adaleti, merhameti ve alçak gönüllülüğüyle taht kurmuş, yıllarca Güneydoğu'da görev yapmış, eşi ve çocuklarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hibe ettiği, kendi deyimiyle TSK'nın salon değil dağ kadrosunda olan, özel kuvvetlerde yıllarını harcamış, hiç kimseye de eyvallah etmemiş, insanları yargılamadan önce arkasındaki fona, yani nereden geldiğine, hangi şartlarda yetiştiğine bakın, merhametli olun diyen, hiç kimseyi etnik kökenine veya dini inancına göre yargılamamış, dostluğu mezara kadar olan, kibri, haseti, yalancılığı, arkadan dolanması olmayan, içi dışı bir, çatışmada yanınızda olmasını isteyeceğiniz mert bir adamdır. Temel'in sözde çözüm sürecindeki operasyonları büyük başarıyla yönettiğini anlattı Durmaz. Çok zor bir görevi daha az vatan evladının şehit olmasını sağlayarak başardı. PKK'yı oralardan söküp attı ifadelerini kullandı. Cerablus, Elbap ve Afrin operasyonlarındaki başarılarına da değindi Metin Temel Paşa'nın. Afrin'de onun adını duymaya başladınız. PKK yandaşlarının asrın direnişi dediği Afrin'i tereyağından kıl çeker gibi halletti dedi. Böyle anlattı İsmail Metin Temel'i emekli Kurmay Albay, silah arkadaşı Bülent Durmaz. Apoletini sökeceğim diyen İnce'ye de yanıtı böyle verdi. Hani Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyorsunuz ya, Metin Paşa'nın dedesi, Kurtuluş Savaşı şehidi, altın madalyalı. İnce'nin meydanlarda apoletlerini sökerim dediği kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda yetiştirdiği en mert, en milli, ömrünü dağlarda vatan için harcamış bir adam, bir liderdir. Her apoletini sökeceğim dediğinde oy kaybetmektedir. Çünkü o bildiğiniz generallerden değildir. Onun apoletlerini sökemezsiniz. Sadece emekli edersiniz. Bu da onun değil, ülkenin ayıbı olur. Ama o, gönüllerin paşası olarak mezara kadar içimizdeki yerini korur. Yani tanıyanlar anlatıyor komutanımızı. Muharrem İnce'den devam edelim o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den bir askerlik açıklaması geldi. Muharrem İnce profesyonel orduya geçme planını açıkladı. Askerlikle ilgili yeni bir düzenleme yapacağız. Yeni bir düzenleme. Bunu yapmalıyız. Yani. Nasıl bir düzenleme? Böyle olmaz bakın. Yani bedelli askerlik yapmak isteyenleri anlıyorum. Belli bir yaştalar. Kurdukları bir iş düzeni var. Hiç itirazım yok. Bedelli askerlik isteyenleri anlıyorum. Ama fakir evlatlarını da anlamak lazım. Yani bunun yolu herhalde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tümünü 2 ay bir temel askerlikten geçirip profesyonel bir ordu kurup. Genellikle şu anda da profesyonel anlamda uzmanları vesaire ama ön planda. Yani bu ortamda seçim öncesinde askerlik üzerinden oy devşirmeye çalışmak. Bak sana bedelli çıkaracağım, oy ver falan. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Bu açıklamada bir tuzak ihtimali olduğunu söyleyen uzmanlar var. Yani şimdi bizim ordumuzun en büyük özelliği ordu millet birlikteliğini içselleştirmiş olan bir gerçek anlamda bir halk ordusu olması değil mi? Yani şimdi düşündüğümüzde profesyonel askerlik, yani acaba o 2 ay askerlik yapılacak mı yapılmayacak mı, o da daha sonra ne noktaya gelir, ne noktaya çekilir? Yani gerçekten tabii bazı yorumlar var. Bu yorumları da dikkatinize sunuyoruz. Tabii savunanlar da vardır ama değerlendirilecektir bu açıklamalarda tahmin ettiğimiz kadarıyla. Ve Vatan Partisi'nin seçim çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra bildiğiniz gibi milletvekilliği seçimleri de yapılacak 24 Haziran'da. Ve milletvekili adayları, Vatan Partisi milletvekili adayları da
illerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir il örnek verelim, Gaziantep. Gaziantep'te birinci sıra milletvekili adayı Mehmet Bedri Gültekin çalışmalar kapsamında açıklamalar yaptı. Membiç konusunda da değindi. Bakalım neler söyledi. Gaziantep'te seçim çalışması oldukça tempolu geçiyor. Görüşmeler, toplantılar birbirini kovalıyor. Türkiye çözümünü arıyor. Vatan Partisi meydanlarda, pazar yerlerinde esnaf ziyaretleriyle o çözümü Gaziantep'lere anlatıyor. Seçim çalışması yürüten Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Bedri Gültekin gündemdeki konuları da değerlendirdi. Söylediği sözün bir sonrasını hesap edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gültekin, hükümetin Membiç konusunda Amerika ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. Münbiç'te gidip ABD ile anlaşmaya çalışmak ne anlama geliyor? Türkiye'nin çıkarlarıyla ne ilgisi vardır bunun? Tam tersine Türkiye son iki yıldır Astana'da, Soçi'de, İstanbul'da bölge ülkeleriyle birlikte toplantılar yaptı, anlaşmalar yaptı. Hükümete çağrı yapan Gültekin uyardı. Türkiye'nin en hayati çıkarlarına ters bir durum söz konusudur ve AKP hükümetini uyarıyoruz. Bu yanlış adımı atmaması konusunda Vatan Partisi olarak uyarıyoruz. Bu süreci baltalayacak, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini sekteye uğratacak, güvensizlik yaratacak adımlar Türkiye'ye zarar verir. Açıklamanın ardından dernekler ziyaret edildi. Gaziantep Kulübü ilk adres oldu. Seçim bildirgesini biraz inceledim. Oldukça ince düşünülmüş bir seçim bildirgesi olduğu belli. Alevi Kültür Derneği Gaziantep Şubesi ve Türkmen Derneği olan Turani Boylar Kültür ve Dayanışma Derneği de unutulmadı. Vatan Partisi'nin bu savaştan beri gösterdiği gayretten dolayı Doğu Perinçe'ye çok teşekkür ediyoruz. İkinci bir konuya gelince Yörüklere, Yörük olarak bizim Yörüklere sahip çıkmazlarından dolayı tekrar başkanlarım ve değerli milletvekillerimden çok çok teşekkür ediyorum. Kentin sokaklarında Vatan Partisi rüzgarı esiyor. En işlek caddelerde masalar kuruldu, vatandaşlara bildiriler dağıtılıyor, Vatan Partisi'nin programı anlatılıyor. Başarılar diliyorlar, olumlu karşılıyor halkımız. Ve değerli izleyiciler, Mersin, Adana, Trabzon, Ordu ve Artvin'de de Vatan Partisi milletvekili adayları çalışmalar yürütüyorlar. Türkiye seçime gidiyor, partiler çalışmalarını sürdürüyor. Meclisten destek alamadan çalışan Vatan Partisi adayları alanlarda. Çalışmaların ilk adresi Adana oldu. Adaylar ve parti üyeleri en işlek noktalardan bildiri dağıttı. Sever, milliyetçi, halkçı adaylarımız Türkiye'yi güzelleştirecek. Amerikan askerlerinin başına çuval geçiren ve Adana milletvekili adayı Yalçın Semir Akarsu büyük ilgi görüyor. İncirlik'te Amerikan askerinin kafasına çuval geçen geldiniz. İyi yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Mersin'de ise adaylar yerel medyayla buluştu. Bu tıp birlik hikmetler geleneğinin savunucusu olan Mersin önce gençliğimizin de il sekreteri olan Murat Arkalı arkadaşımızla. Adayların tanıtıldığı toplantıya Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü katıldı. Türkiye'yi değil ayakta tutmak 21. yüzyılın parlak, parlayan lider ülkesi yapacak çözümümüz var. Büyük bir birikime yaslanıyoruz. 150 yıllık Türk devrimi birikimine yaslanıyoruz. Konuşmaların ardından adaylar basına tanıtıldı. Sivas ve Maraş olaylarının da müdahil avukatı Ali Kalan'ı davet ediyoruz. Ordu'da geniş katılımlı bir tören düzenlendi. Adaylar kamuoyuna açıklandı. Etkinlikte Ordu İl Başkanı Kemal Sümbül konuştu. Yarışa girmiş durumdayız. Ve hiçbir partide olmayan genç ve kadın adaylarımızın sayısı çoktur. Trabzon ve Artvin'de de aday tanıtımı vardı. Hizmet için, insanların sorunları için varız. Onun için aday olduk. Trabzon İl Başkanı Osman Nuri Saral genç aday vurgusu yaptı. Bu seçim bir başlangıç. Bu tempoya ayak uyduracak gençlerden oluşan bir kadroyla seçime girmeyi esas aldık. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri, ekonomiyle ilgili gelişmelere de bir göz atalım dilerseniz. Ufuk Söylemez, eski Devlet Bakanı, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez değerlendirmelerde bulundu bizler için. Biliyorsunuz enflasyon
zirveye çıktı, zirveye ulaştı. Aynı şekilde dövizde de yani dolarda da inişli çıkışlı bir dönem söz konusu. Yani net bir tablo yok. İşte Ufuk Söylemez bu durumu değerlendirdi. Yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Faizler ve zamları erteleyerek, öteleyerek, baskılayarak 24 Haziran'ı kurtarmaya çalışıyorlar. Şu anda ekonomi iflas etmiş durumda. Her şeyden kısıyoruz. Dolar yükseldi, enflasyon son dönemlerin zirvesine ulaştı. Yaşanan bu gelişmeler ekonomideki kötü gidişatı gözler önüne serdi. Kurdaki olağan dışı yükselmeleri de durdurmuş olacağız. Hakikaten milletin zekasıyla alay etmek anlamına geliyor. Ben ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Ufuk Söylemez, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Vahim bir tablo var dedi. Türkiye ya ağır bir istikrar programına, kemer sıkma programına mahkum olacak, ya IMF'nin kucağına gidecek ya da hiper enflasyona razı olacak. Yani neresinden baksanız vahim ve umut vermeyen bir tablo var. Mesela bugün akaryakıt fiyatlarında otomatik fiyatlandırma sistemini çalıştırmıyorlar. ÖTV'den yiyorlar. ÖTV'den yemek esasında bütçe açığını daha da arttırmak demektir. Söylemez, ekonomideki kötü gidişat için hükümetin çelişkili adımlar attığını da savundu. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Avrupa temaslarına dikkat çekti. Bir yandan da işte Batı bizi kıskanıyor, faiz lobisi şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye meydanlarda konuşuyorlar. Ondan sonra finans kapitale gidip koşa koşa Londra'ya teslim olmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası'nın zamansız hamleler nedeniyle döviz yükselişinin önüne geçemediğini kaydeden Söylemez, yeni faiz artırımlarının da çözüm olmayacağını belirtti. Geçen sefer geç yapılan 3 puanlık faiz artırımı hiçbir işe yaramadı. Dolayısıyla Merkez Bankası, ben 7 Haziran'da toplantısı var, belki olan kalmadan bile, belki o zaman en az 3 puanlık daha bir artırım yapacak diye düşünüyorum. Yani faizleri 20'ye çıkaracak. 20 de yetmeyecek. Faizleri 20 olması, enflasyonun da en az 15-20 olması demektir yani. Eski bakan çözüm için yapılması gerekenleri de anlattı. Sadece kadro değişimi değil bu, yani zihniyet değişiminin planlı karma ekonomik modeli piyasayla beraber götürebilecek üretim ekonomisine inanmış yetkin kadrolarla toplumsal desteği de arkasına alarak yola çıkmalı. Döviz kurundaki dalgalanma karşısında gözler hükümetin atacağı adımlara çevrildi. Peki ekonomideki kötü gidişat vatandaşın cebine nasıl yansıyor? Ne zaman bu ekonomi düzelecek diye düşünüyoruz yıllardır. 30 lira devime varana kadar anca yetiyor. Çözüm ne olmalı? Çözüm ilk önce ihanetin sona ermesi olmalı. Hırsızlığın sona ermesi olmalı. Ve İzmir'den bir haber, İzmir'den ekonomiyle ilgili bir haber var sırada şimdi. İzmir'de Ege Genç İş Adamları Derneği bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantıda ulusal kanalın da dikkatini çeken konuşmalar vardı. Örneğin ünlü ve Co-Strateji ürün geliştirmeden sorumlu yönetici direktörü Murat Gülkan ekonomide ters giden bir konuya dikkat çekti. Neymiş o konu? Haberimizde izliyoruz. Piyasa gelişmeleri ve riskten korunma stratejileri konusu Ege Genç İş Adamları Derneği'nde ele alındı. Türkiye ekonomisinin 2016'dan bu yana yavaşladığına dikkat çeken uzmanlar kırılgan yapısının fotoğrafını çekti. Geçen seneyi biz beklenenden daha iyi bir büyümeyle geçirdik. Yani 2016 sonlarına geldiğimizde ekonomide bazı yavaşlama emareleri belirmeye başlamıştı. 2017'nin başında başta bu KGF olmak üzere bir dizi mali politika gevşetilmesi devreye sokularak ekonomik büyümeye bir adeta bir adrenalin enjeksiyonu yapıldı. Ünlü ve Joe Strateji ve Ürün Geliştirmeden sorumlu yönetici direktörü Murat Gülkan, imalat sanayine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Resmi istatistikler bir parça geriden geliyor ama yani dün gelen mesela imalat sanayi PMI rakamını gördünüz mü bilmiyorum, çok sert bir yavaşlamaya işaret ediyor. Bizim sahadan aldığımız, henüz istatistiklere yansımamış olan daha anekdotal emareler de belli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Döviz faiz kıskacına yüksek enflasyon da eklendi. Büyümemiz yavaşlarken enflasyonumuz zirve yapıyor. Üretici enflasyonu yıllık %20'ye gelmiş durumda. Sistemde fiyatlara yansıyacak olan birikmiş fiyat baskıları maalesef hala mevcut. Dolayısıyla biz şöyle bir tatsız kombinasyona gidiyoruz. Yani ekonomimiz bir yandan yavaşlıyor olacak, bir yandan enflasyon yükselecek. Artan faizden her sektörün nasibini aldığını belirten Murat Gürkan, Türkiye ihracatındaki ithal girdinin arttığına dikkat çekti. Ekonomi ders kitaplarında diyor ki bir ülkenin parası değer kaybederse
dış açığının daralmasını bekleriz. Yani ne olur ithalat pahalılaşır. Dolayısıyla ithalat talebinin düşmesi lazım. İhracat ucuzlayacağı için rekabet gücü elde eder vesaire. Fakat bakıyorsunuz bir türlü bu olmuyor. Türkiye'nin ihracatına baktığınız zaman içindeki ithal girdi yüzdesi muazzam artmış durumda. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri, Ulusal Haber Merkezi'nin en büyük farkı belki de yurt haberler ağıdır. Şimdi güzel yurdumuzdan, memleketimizden insan ve memleket manzaraları sunacağımız birkaç haber var sırada. Bir insan manzarasıyla, bir insan tanıtımıyla başlayalım. Bir vatandaşımızla, Niyazi Çimen, Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde oturuyor. Ve kendisi elektriğini üretiyor. Kendi elektriğini üretiyor. Üstelik elektrik ürettiği suyun önünde yaptığı havuzlarda da alabalık yetiştiriyor. Hiçbir devlet desteği almadan kendi imkanlarıyla kurduğu su tribününden 11 yıldır kendi elektriğini üretiyor. Devletten bir kuruş kredi almadan inşaatta çalıştım. Çalıştığım parayla bunlara devamlı yatırım yaptım. İşçi emeklisi ve iki çocuk babası olan Niyazi Çimen, girişimleri sonuçsuz kalınca kurduğu sistemle ihtiyacını karşıladı. Burada cereyan su olmadığı için imkanına el vermedi. Bana cereyan getirtmediler, getirmediler. Getirmeyince biz de sağda solda gördük böyle cereyan üretildiğini. Biz de kalktık bir şekilde cereyan üretmeye. Elektrik ürettiği sistem diğer işler için de kullanılıyor. 5-6 litre bir su kaldı. Köye aldılar benim mahkeme kararına oy vererek. Çimen ailesi bir yandan da alabalık üretimi yapıyor. Doğanın içindeki bu yaşam onlar için vazgeçilmez. Eşim inşaatlara gidiyor. Ben kendim burada müşterim geldiği zaman kendim hizmet ediyorum. Onlara servis yapıyorum. Onlar da memnun olup böyle yiyip gidiyorlar burada. Peki terörden temizlenirse, bölge terörden temizlenirse ne olur? Mesela meralar yeniden şenlenir, yeniden harekete geçer mi? Öyle oluyor değerli izleyiciler. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'den görüntüler var sırada. Doğu Anadolu'nun en verimli meraları terör saldırıları sebebiyle besicinin kullanımına yasaklanmıştı. Bu küçük hayvanların işte yaylağa çıkmaması nedeniyle şarbon hastalığıyla baş başa kalıyordu. Çok büyük hayvan o konuda, o hastalıkta hayvanlar telef oluyordu. Dolayısıyla insanlar hayvancılıkla uğraşmaktan kına getirdiler. Ancak bölgenin terörden tamamen temizlenmesi eski günleri geride bıraktı. Yaylananın serbestliği de sütünden olsun, peynirinden olsun, yününden olsun her konuda faydalıdır. Biz terör bölgesinden yeni yeni çıkmaya başladık. Eğer yaylalarımıza çıkıp hayvanlarımızı besleyebilirsek çok büyük bir katma değer yaratırız. Meralarda yeniden hayvanlar otlatılıyor. Et, süt, peynir üretiminin yeniden canlanması bekleniyor. Yaylaların daha güzel kullanılması ve bunun da doğal sonucu olarak hayvancılığımızın daha iyi noktaya gelmesine zemin hazırlayacak. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de hayvancılık büyük geçim kaynağı. Bölge halkı meraların açılmasıyla birlikte yeniden istediği gibi üretecek. Diyarbakır'da gelir, Batman'da gelir, Silivan'da gelir, Sirt'te gelir. İnsanları çok memnun oldu. Doğudandı. Yani terörden temizlenirse meralar şenlenir mi dedik. Evet, şenleneceğini gördük. Peki çiftçi desteklenirse ne olur? En verimli topraklarımız da biliyorsunuz o Trakya toprakları da çok verimli. Şimdi de çeltik tarlaları tohumla buluşuyor. Yani belki de Türkiye'nin en lezzetli pirinçlerinin üretildiği yerler oralar. Çiftçi diyor ki destekleyin bizi, dışa bağımlılıktan tamamen kurtulalım. Önce lezzette birinci. Edirne'de üreticiler suyla kaplı tarlalarda tohumları toprakla buluşturdu. Pirinç bizim de işimizde çeltik toprakla buluştu.
yaklaşık 5 ay sonra cinslerine göre 130 ila 150 gün sonra asat yaptıktan sonra sofralarınıza ulaşacaktır. Kentte geçen yıl 550 bin dekar alana ekim yapıldı. Barajlar doldu. Çeltik ekim alanları da genişledi. Bu yıl barajların dolmasıyla birlikte bir %10-%15 gibi bir artış bekliyoruz. Şimdi yeni barajlarımız var bizim. Hamzadere ve Çakmak Barajı. Bunlar da faaliyete girdiği zaman Edirne tamamıyla Türkiye'nin %70-%80 üretimini sağlayacaktır. Çeltik üretimi çok masraflı ve bir o kadar da zahmetli. Üreticiler tüm bu zorlukları göze alıyor. Üretimden asla vazgeçmiyor. Çeltik gerçekten çok zahmetli bir iş. Çiftçi bu çeltiği çıkarırken bu kadar büyük bir zahmete katlanıyor. Su içinde durmadan çalışıyor, didiniyor, uğraşıyor. Bayağı bir emek harcıyoruz. Pirinç sofralara kolay gelmiyor. Yani devletin de biraz çiftçiyi görmesini bekliyoruz. Türkiye'nin pirinç ihtiyacı 1,5 milyon ton. Hali hazırda üreticiler bu ihtiyacın yarısını karşılıyor. Desteklenmeleri halinde pirinçteki dışa bağımlılığı bitireceklerinden eminler. Türkiye bugün itibariyle çeltikte, pirinçte gerçekten dışa bağımlı. Ama biz çiftçiler olarak, üreticiler olarak biz bu üretimi sağlar ve açığı kapatırız. Yeter ki çiftçi, yerli üretici desteklensin. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz da destekleme gelsin, dışa bağımlılık bitsin diyor. Türkiye'de artık tahminim, yani 8-9 bin tonlara çıktık. Türkiye'nin ihtiyacı da 1,5 milyon ton çeltik. Yani Türkiye 1 milyon tona yaklaştı. Yani çeltiğin çok büyük ithalata bağımlı kalması şey değil, zorunlu değil. Efendim, Bursa'nın kirazı Uzak Doğu'ya, Batman'ın böğürtlenleri Avrupa'ya gidecek. Önce Bursa'nın kirazına bakalım. Kirazla ilgili güzel haberler veriyoruz birkaç gündür. Biliyorsunuz Türkiye'de kiraz bu sene galiba çiftçinin yüzünü güldürecek. Özellikle Uzak Doğu'nun kiraza ilgisi de önemli. Rusya'nın da talepleri vardı biliyorsunuz. Özellikle Dünya Kupası söz konusu. Bu yüzden talepler var. Bursa kirazı ile ilgili olarak Tayvan'dan bir heyet ziyaret ediyor Bursa'yı. Tüketim alışkanlıkları açısından kırmızı meyveye karşı inanılmaz bir beğenileri var. Yani kiraz özel hediye paketleri olarak hazırlanıyor. Bırakın tüketmeyi, insanlar bir yere giderken kirazı orada hediye olarak götürdüğünde karşı aileyi onurlandırma ürünü olarak sunuyorlar. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan'ın sözünü ettiği bu ülke Tayvan. Türk kirazı için Tayvan'dan heyet geliyor. Tayvan ekonomisi çok yüksek olan bir ülke. Dolayısıyla o pazarın da bizler için cazibesi çok büyük. Kalitesi ve aromasıyla Türk kirazı dünya pazarındaki yerini koruyor. Özellikle Avrupalıların tükettiği kiraz için Uzak Doğu planları yapılıyor. Uzak Doğu pazarında Çin ve Tayvan Türk kirazı için inanılmaz bir pazar oluşturabilecek. Yaklaşık 8 yıllık çalışmanın ardından geçen yaz ilk kez Çin piyasasına gönderilmişti. Türk kirazının şimdi Tayvan pazarında da yer bulması hedefleniyor. Bu pazarı gerçekleştirebilmemiz için mutlaka karantina ile ilgili, yani Tayvan hükümeti ile Türk hükümeti arasındaki karantina yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Tayvanlı heyet üretim alanları ve tesislerde incelemelerde bulunacak. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi beklenen heyet için tüm hazırlıklar tamamlandı. Fiyat açısından da tüketim miktarı açısından da Türk ihracatı açısından çok önemli bir değer oluşturacağını düşünüyoruz. Ve Çin'e bir ürün gönderebiliyorsak Tayvan'a göndermemiz açısından herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü aynı prosedürde, aynı yolla, aynı lojistikle oradan gönderme şansımız olabilecek. Dedik ya, böğürtlenler de efendim Avrupa yoluna çıkıyor. Hangi böğürtlenler? Batman'ın böğürtlenleri Avrupa pazarına doğru gidecek ve yaklaşık 50 ton rekolte bekleniyor. Batman'da böğürtlenle ilgili olarak Almanya'daki bir firma ile 3 milyon euroluk bir anlaşma imzalanmış.
3 yıl önce 70 dönümlük araziye ekildi. Herkes tutmaz bu dedi ama bu yıl ilk ürününü verdi. Yetmedi, şimdi Avrupa yolunda. Şimdi böğürtlende bizim çiçeklenme dönemimize girdik. Zaten şu anda taneye de girmiş durumda. Batman böğürtleni için Yunuslar Köyü'nde ekim alanı kurulmuştu. İlk meyvelerini veren ürünün 2 hafta içinde hasadı başlayacak. Ağustos sonuna kadar da sürecek. Verimi de yüksek. Bunlar yaklaşık 2 hafta sonra diye düşünüyoruz. Hasat dönemine gelir. Hasada da yavaş yavaş başlarız o dönemde. Tabii birinci kırım daha bir bizim için ağırlıklı önemli olan kısım. Tesiste görev yapan ziraat mühendisi Ahmet Ceylan, Almanya'daki bir firmayla 3 milyon avroluk anlaşma yaptıklarını söyledi. Bu sene yaklaşık herhalde bir 35-40 ton civarında bir ürün alırız herhalde, rekorte olur diye düşünüyoruz. Bir de yurt dışına göndereceğiz. Tabii ki yurt dışında Almanya ile bir görüşmemiz var, oraya gidecek inşallah. Daha önce bölgede yetiştirilmeyen ürünler konusunda oldukça iddialılar. Sırada elma var. Evet, bültenimizin başında aktarmıştık. Karikatürist Nuri Kurtçebe, değerli izleyiciler, tutuklanmıştı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla. Kendisi ilerlemiş yaşına rağmen tutuklanmıştı ama akşam saatlerinde bir haber aldık ve denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldığını öğrendik. Şimdi son bilgileri almak istiyoruz. Kimden? Erdem Akyüz'den. Nuri Kurtçebe'nin avukatı Erdem Akyüz. Erdem Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet, hemen dinleyelim, nedir durum? Sizden öğrenelim bilgileri son olarak. Efendim, öncelikle Ulusal Kanal aracılığıyla Ulusal Kanal izleyicilerine bugün mutlu bir haber verdiğim için çok ben de heyecanlı ve sevinçliyim. Çünkü yaşadığımız günlerde sevinecek mutlu haberlere ulaşmak gerçekten az oluyor. Önce sizi de kutlarım gösterdiğiniz özenden ötürü. Çok kısa anımsamak gerekirse, bir sene önce falan Nuri Kurtçebe hakkında Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir dava açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çizdiği karikatürlerle hakaret etmekten ötürü. Ve bu davayı işte çok ani bir şekilde tek duruşmada bitti. İstinaf yoluna müracaat ettik. İstediğimiz neticeyi alamadık. Bir sene, iki ay, 15 gün hapis cezası verildi. Ve bir süreden beri aranan Nuri Kurtçebe dün Yalova'ya otobüste arkadaşlarla buluşmak için giderken yakalandı. Cezaevine girdi 2 gün önce. Fakat 2 günde kısa bir süre sayılabilir bizim için. Bir sanatçı için uzun bir süre. Çünkü 2 gün boyunca kaleminden, fırçasından, renklerinden, çizgisinden uzak kaldı. Hiç yaşamadığı bir yaşantı içine kaldı. Kendisiyle görüştüğüm zaman yaklaşık olarak 20-25 kişinin bulunduğu bir koğuştaydım 2 gece 2 gündüzden beri dedi. Bunlar ancak yaşayan insanlar bilir. Türkiye'de yaşayan insanların sayısı da oldukça çok ama her meslek grubundan. Ama bir sanatçı için daha zor olsa gerek. Ve inanın şunu da söyledi. Baştan beri Ulusal Kanal'ın yayın ekibinin ve izleyicilerin gösterdiği ilgiye müteşekkir, lütfen iletin dedi. Bir borcumu yerine getirmiş olurum böylece. Çok sağ ol. Yaptığınız başvurular sonunda denetimli serbestlik tahliyesi yolunda karar çıktı. Bugün saat 18 civarında tahliye ettirdik. Çıktı. Bulunduğu yerde, ikametgah olarak gösterdiği yerde her gün imza verecek karakola. Bu surette bir tahliye sağlanmış oldu. Kendisi gayet durgun, biraz tabii üzgündü. Çünkü bir de şu var, yani yaptığım araştırmalarda şunu gördüm. Özellikle Almanya'da ve Avrupa ülkelerinde artık bilhassa çizgi yoluyla, karikatürle siyasilere ve devlet başkanına hakaret diye bir suç kalmadı ortada. Ama burada böyle bir suç var. Üstelik mahkeme kararı şu yönden de bir hukukçu olarak benim çok dikkatimi çekiyor. Ben baronun 50 yıllık bir avukatıyım ve şuna üzülüyorum. Kararda hangi ifadenin, hangi çizginin, hangi beyanın suç olduğu yolunda en ufak bir açıklama yok. Diyor ki 2015 yılında işte ilk 9 ayında çizdiği karikatürlerde hakaret içerdiğinden. Hangi ifade hakaret içermiş? Ne yazmış da hakaret içermiş? Çizgi yoluyla hakaret olur mu? Ayrıca bu Facebook sayfası herkesin girmesine, trollların, işte hackerların girmesine çok uygun olan. Bunları da savunmamızda söyledik. Bunlar da araştırılmalı. Neyse, onlar artık diyelim ki biraz eskide kaldı. Ama evet, sizin ulusal kanalımız aracılığıyla İzleyenlerinize bu müjdeli haberi verebiliyorum. Bundan dolayı çok mutluyum. Artık denetimli serbestlik olsa dahi, belli bir süre için olsa dahi Nuri Kurtçebe, büyük ressam, özgür, yarından itibaren çizgilerine başlayacak. Yine karikatürlerini, yine çizgilerini çizecek. Ve bana görüştüğüm zaman şunu söyledi. Atatürk ilkeleri ve ışığı dahilinde çalışmalarıma devam edeceğim dedi. Bundan da benim bir kuşkum yok. Devam edecektir efendim.
Çok teşekkürler Erdem Bey. Çok sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Ederim. Ben size ve tüm izleyicilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katkılarınız, desteğiniz çok inanın verimliydi ve çok kuvvet vericiydi. Tekrar iyi günler ve iyi akşamlar efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Nuri Kurtçebe özellikle Atatürk'le ilgili çizgileriyle bilinir değerli izleyiciler. Biz de zaten o Atatürk'le ilgili çizgileri nedeniyle kendisine önem veririz. Ulusal Kanal ailesi olarak, Ulusal Radyo ailesi olarak. Geçmiş olsun diyelim. Umarız başka sıkıntılar yaşamaz sayın çizerimiz. Ve ilginç bir haber. FBI, efendim federaller yani Fethullah Gülen'le ilgili soruşturma başlatmış. Bu adam halen serbestçe dolaşıyor, Türkiye'yi tehdit ediyor, oradan mesajlar göndermeye devam ediyor. Dolayısıyla bunlara da fırsat vermemeniz gerekiyor dedik. FBI'ın daha önceki görüşmelerimizde de yine diğer ilgililerin de söylediği gibi, bizim büyükelçimizin de teyit ettiği gibi FBI'ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını kendisi de teyit etti. Tabii FBI'ın soruşturmasının detaylarını doğal olarak kendilerinin bilemeyeceğini söyledi ama ciddi bir soruşturma olduğunu söyledi. Biz de bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuzu ve bu konuda da işbirliği yapabileceğimizi, yani ABD kanunlarını ve kurallarını nasıl ihlal ettiğini ve bu charter okullarının nasıl suistimal edildiğini, vize kaçakçılığı başta olmak üzere tüm bizim MASAK'ın biliyorsunuz Washington'da bir temsilcisi var ve çok faydalı da çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Bu konuda da kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Ama bu soruşturma önemli tabii, inşallah bu soruşturma neticesinde zaten herhangi bir ciddi ve objektif bir soruşturmada bunların hepsinin de ortaya rahatlıkla çıkabileceğini kendileri de biz de teyit ettik. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eder hep Yunanistan değerli izleyiciler. İşte o Yunanistan FETÖ'cüleri, yani darbecileri, yani terör örgütü üyelerini tahliye etti. Yunanistan'da elleri kolları serbest, hatta daha da ötesi polis korumasında yaşayacaklar. Ve Türkiye'den de sert bir tepki geldi bu duruma. Öyle görüyoruz ki Yunanistan Türkiye'nin içerisinde, Türkiye'nin parlamentosuna, hükümetine ve milletin iradesine, devletine, anayasasına karşı darbe teşebbüsüne kalkışan bu FETÖ'cü terörist darbecileri himaye etmektedir. Yunanistan, Türkiye ile arasındaki gerilimi arttıracak bir adım attı. 15 Temmuz Amerikancı FETÖ'cü darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü askerler tahliye edildi. Askerlerin avukatlarından Omiras Zelios, son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar dedi. Konuyla ilgili açıklama hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. İki ülke arasında suçların iadesine dair uluslararası hukukun gerektirdiği kurallar var. Yunanistan hem komşu olarak hem de aramızdaki uluslararası kurallar gereği hem de darbelere bu kadar bedel ödemiş bir ülke olarak yapması gereken darbeci askerlerin, teröristlerin Türkiye'ye iadesini yapmaktır. Yunanistan'ın FETÖ'ye alenen destek verdiğini söyleyen Bozdağ, Türkiye'nin bu durumu kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Yunanistan devleti darbecilere destek vermektedir. Bunu Türkiye olarak bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Yunanistan'da Sayın Başbakan'ın darbenin hemen akabinde yaptığı bazı açıklamalarla bu darbecilerin Türkiye'ye iade edileceği konusunda bir olumlu hava esti. Biz biraz da ümitlendik işin doğrusu. Sayın Tsipras sözünün eridir diye düşündük. Darbecilerin iadesinde hukuki değil siyasi hesaplar devreye girdi diye konuştu hükümet sözcüsü. Maalesef hukuk yerine Türkiye'ye dönük hesaplar ve siyaset araya girdiği için maalesef Yunanistan şu anda suçluları, darbecileri himaye eden, koruyan bir ülke konumundadır. Yunanistan FETÖ'cü, darbeci askerleri
iade etmemiş olabilir. Hatta onlara başka imkanlar da, korumalar da verebilir. Başka bazı ülkelerin teröristleri himaye ettiği gibi himaye edebilir. Ama buradan şunu özellikle ifade etmek isterim ki ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Yunanistan'ın emperyalistlerle işbirliği ya da emperyalistlerin efendim kullanımına çok açık duruşu en çok Yunan halkını zedeliyor olsa gerek aslında. Tarihte de böyle olmuyor mu hep? Yani hep bu hareketleri yüzünden kendi halkı zarar görüyor Yunanistan'ın. Ama geri de adım atmıyorlar nedense. Yani sürekli bunda ısrar ediyorlar. Dışişleri Bakanları Nikos Kotsias cevap verdi Türkiye'ye. Ve şöyle demiş: Türkiye buradan kimseyi alamaz, izin vermeyiz demiş Kotsias. Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Yunanistan tarafından tahliye edilen darbeci askerlerle ilgili söylediği bu sözlere Yunanistan'dan jet yanıt geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias yaptığı açıklamalarla adeta FETÖ'ye kalkan oldu. Türkiye bizim oyun oynanacak bir ülke olmadığımızı bilmektedir. Türkiye buradan kimseyi alamaz, hakkı yok ve biz de buna izin vermeyiz. Kotsias ayrıca Bozdağ'ın açıklamalarının yersiz olduğunu söyledi. Yapılan işlemin adaletin işlemesini sağlamak olduğunu iddia etti. Yunan Dışişleri Bakanı, maalesef Türkiye'deki siyasetçilerin bir kısmı siyasetle adalet arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlanmaktalar ifadelerini kullandı. Ve FETÖ operasyonları devam ediyor Türkiye'de. Muğla'da bir operasyon vardı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Muğla merkezli 11 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aktif görevde bulunan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla merkezde olmak üzere Kocaeli, Ankara, İzmir, Bilecik, Trabzon, Hatay, Diyarbakır, Bursa, Kilis ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Teşkilatlarında görev yapan personelden oluştuğu belirtildi. Diğer 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İlginç bir haber var sırada. MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Erdoğan bu seçimi alamayacak dedi. MHP'li vekilden 24 Haziran seçimleri için çarpıcı açıklamalar geldi. 16 Nisan referandumunda hayır oyu vereceğini söyleyerek genel başkan yardımcılığından istifa eden MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da seçimi kazanamayacağını söyledi. MHP'nin bir cumhurbaşkanı adayı yok. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu ideolojiye sahip mevcut yönetim nasıl olur da kendilerine taban tabana zıt, milliyetçiliği hasım olarak, İslam dışı bir anlayış olarak gören ve bu yönüyle milliyetçilik ayaklar altındadır diyen bir siyasal İslamcıyı cumhurbaşkanı adayı olarak bizim karşımıza çıkarır. İtirazımız buna. Tayyip Erdoğan bu seçimi alamayacak. İkinci tura kalırsa eğer kesin kaybedecek. MHP'de 50. yılı olan 2019'da kurucu ayarlarına geri dönecek. Kaya ikinci tur için AKP-MHP-HDP ittifakı olursa da bunu asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Eşit vatandaşlığı seçim beyannamesine koyan Erdoğan'a sert tepki gösterdi. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz söz konusu bile olamaz. Ancak aynı eşit vatandaşlık Sayın Erdoğan'ın beyannamesinde de var. Tabii Tayyip Bey'in bu tür hamlelerine şaşırmamak lazım. Kendisi daha önce ben gerekirse papaz elbisesi de giyerim diyerek bizi uyarmıştı. Ama bu bizim kırmızı çizgimiz ve şu anda ülkücü camiayı en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi. Beyannamesine kırmızı çizgimizi koyan Erdoğan'a hiçbir ülkücü ve MHP'li oy vermeyecek.
İran nükleer çalışmaları konusunda geri adım atmamakta kararlı. Uranyum zenginleştirme biliyorsunuz nükleer çalışmaların en çok dikkat çeken konusu ve İran uranyum zenginleştirme kapasitesini arttırma kararı aldı. Bunu da Birleşmiş Milletler'e bildirdi. İran, uranyum zenginleştirme kapasitesini yükseltme kararını Birleşmiş Milletler'e iletti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, uranyum zenginleştirme planını Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na iletti. Salihi, İran'ın nükleer faaliyetlerinin nükleer anlaşmanın kapsamında olduğunu da vurguladı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de İran Atom Enerji Kurumu'na 190 bin santrifüj üretilmesi hazırlıklarına başlanması talimatını verdi. Nükleer anlaşma İran'a %3.67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme imkanı veriyor. Anlaşmadan önce İran'ın %20 oranında uranyum zenginleştirdiği belirtilmişti. Nükleer bomba içinse %90 oranında uranyum zenginleştirmesi gerekiyor. Salihi bu adımın Avrupa ülkeleriyle sürdürülen müzakerelerin çöktüğü anlamına gelmediğini de söyledi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine rağmen Avrupalı imzacılar nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyordu. Ancak anlaşmada kalmayı sürdüreceklerini açıklamalarına rağmen birçok Avrupalı şirket Amerika'nın etkisiyle İran'daki faaliyetlerini azaltmaya başlamıştı. Ve Uber ile ilgili alınan önlemler o lüks araçlar, Uber'in kullandığı lüks araçların satışına büyük bir darbe indirmiş durumda. Satıcılar günde 20-25 aracın geri döndüğünü söylüyorlar. Uber ile birlikte piyasada çok ciddi talep bulan lüks araçlar firmalara geri dönüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Uber bitmiştir açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı belge iptal kararıyla birlikte Uber taşımacılığına rağbet azaldı. En çok Uber aracının bulunduğu İstanbul'da araçların %70'i piyasadan çekildi. Satış yapan firma sahipleri de durumdan olumsuz etkilendiklerini, Uber'le ilgili açıklamaların ardından günde 20-25 aracın geri döndüğünü söyledi. Cumhurbaşkanımızın da son açıklamasıyla artık insanlar tamamen işte alakalı kesti, araçlarını geri dönüşte başladı. Uber'deki araçların %60-%70'i araçları işten çekti. Mağdur olduklarını belirten araç satıcıları devletin soruna bir çözüm bulmasını istedi. Turizm anlamında bir değer kaybı yaşamamak adına bence Uber ve Uber gibi sistemlere önem vermeliyiz. Eğer önüne geçmek istiyorsak da biz kendimiz yerli bir sistem yapmalıyız. Hem bu piyasadaki bu kadar belirsizlik olmaması adına hem bu kadar insanın mağdur olmaması adına. Ve Adana'dan bir haber var sırada. Bir yol projesi bilmecesi aslında bu haber. Bakalım nasıl bir bilmece. Ağaçların hepsi gidiyor burası böyle komple. Bir takım adamlar geliyor, kepçeyi önüne almışlar. Biz burayı yıkacağız, göçüreceğiz. Ya arkadaş şehir plancılığı bu mu? Adana'nın Çukurova ilçesinin göl manzaralı köyü Topalak'ta yurttaşlar dertli. Köye yapılmak istenen yolda değişen proje yurttaşları huzursuz etti. Önce Tapu Kadastro'dan, Büyükşehir Belediyesi'nden buranın imar projesini aldık. Yani yol nereden gidiyor? Nasıl hava fotoğraflarını, planlarını, ücret karşılığı aldı. Topalak sakinlerinin elinde şimdi iki ayrı kroki var. Değiştirilen plana göre yol yurttaşların tapulu arazilerinin üzerinden geçiyor. Bunun için kimi yurttaşın evi yıkılacak, kimisinin de geçim kaynağı olan ağaçları sökülecek. Benim bir zeytinim, çocuk gibi bakmışım ben onu. 1 milyarlık zeytin veriyor. 250 lira kendi kafasından koymuş. Yani şu göl manzaralı yerlerde müteahhit zenginlerim oturmak zorunda. Yurttaşlar duruma oldukça tepkili. Yetkililerden çözüm bekliyorlar. Bunlar bir de ne diyor? Seçim ayağına diyor. Birkaç gün içinde, 10-15 günde halledek bu yolu. Vatan Partisi milletvekili adayı Faysal Özcan köye gitti. Yurttaşların sorunlarını dinledi. Vatan Partisi olarak konuyu avukatlarımız aracılığıyla dava aşamasına getireceğiz. Topalak köyünü de içine alan bölge yaban hayatı koruma alanı ilan edilmişti. Ardından yapılaşma yasağı kaldırıldı. Yetkililer bölgenin gelişi güzel şekilde imara açılmayacağının sözünü vermişti. Ve değerli Ulusal Kanal izleyiciler ve Ulusal Radyo dinleyicileri, yayınımızı burada noktalıyoruz. Ana haber bültenimizi tabii noktalıyoruz, düzeltiyorum.
çıkış yolu programı olacak saat 20'de. Hem ulusal kanal ekranlarında hem de ulusal radyo üstünden dinleyebilirsiniz çıkış yolu programını. 100.8 biliyorsunuz İstanbul frekansımız. Bu arada şu anda milli futbol takımımız bir hazırlık maçı oynuyor Rusya Federasyonu'yla. Maçta 35. dakika oynanıyor ve 0-0 beraber devam ediyor maç, Rusya'daki maç. Bunun da bilgisini verdik sizlere. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun efendim.